Resim okuluna hoş geldiniz. Gelin bugün bir durgun bir deniz yapalım. Üzerinde yelkenler falan olsun. Her zaman söylediğimiz gibi tuvalin yarısını geçmeyecek şekilde ufuk noktasını belirtelim. Belki şurada bir sandalımız olur. Belki şurada bir tane daha. Belki bunları kazıklara bağlamışlardır. Ben sadece belli etmek için bunları çiziyorum. Yani nerede ne yapacağımızı bilelim. Boya inceltisiyle beyaza dalalım. Ve gökyüzü yapacağımız yerin zeminini sıvı beyazla dolduralım. Neden sıvı beyaz? Söylüyoruz ya. Açık rengi koyuya çevirmek çok kolaydır. Ama koyu rengi açığa çeviremezsiniz. Onun için gökyüzünde açık kalmasını istediğim yerlere sıvı beyazı dolduruyorum. Aynı şekilde suya da yapalım. Evet. Sandallarımız gördüğünüz gibi kayboldu. Ama orada sandal var. Biz onu biliyoruz. Daha sonra izleyen arkadaşlarımız da görecekler. Şimdi biraz sarı. Biraz akşamüstü olsun istiyorum ben bunu. Evde diğerlerden sarılar girelim. Unutmayın ortada açık denk bir yer bırakın mutlaka ki gökyüzünün derinliğini alabiliriz. Bu sarıyı yedirelim. Alttan bir koyuluk daha geçelim. Gökyüzüne koyduğumuz renkleri unutmayın. Aynı anda suya da koyarsanız çok daha seri resim yapmış olursunuz. Hem de sudaki renklerle gökyüzündeki renkler birbirine oturur. Ortadan sarıyı koyduk. Ufuk noktasına doğru yedirelim. Belki bir yerde biraz daha koyu olur. Şimdi biraz oranj alalım. Ve sarı. Sarının altına koyalım. En alta koyduktan sonra gelin bunu sarıya yedirelim biz. Tekrar. Şeffaf bir zemin almaya çalışıyoruz ya. Renkler birbirini yesin. Gökyüzünden aynı şey geçerli değil yalnız. Gökyüzünde ne yapıyoruz? Bulutlar yapıyoruz. Bazı hareketlerimiz var değil mi? Şu şekilde. Aradan sarıları kaybetmeyelim. Beyazlıklar da kaybolmasın. Ara kırmızılıklar girelim. Eğer çok fazla boya kullanmazsanız bu bulutların üstüne beyazlıklar da yapabilirsiniz. Sizin dünyanızda o bulutlar nasıl duruyorsa kararınızı verin ve ona göre yapın. Şuradan da biraz olsun. Ufuktaki hava katmanları üst üste biner unutmayın. Ne olur? Tane tane bulutları göremezsiniz. Ama yukarıya doğru çıktıkça tane tane gözükmeye başlar. Gelin şurada şimdi ufuk noktamızı keselim. Şurada çizmiştik ya. Ne dedik? Ufuk noktasında daha yoğundur renkler. Çünkü ufuklar uzanır. Hepsi birbirine göre göremiyor. Hatta griliğe yakın bir ton olur. En üstte de bir kırmızılık istiyorum biraz. Evet. Çok açık tonlarda bir gün batımına benzer bir renk aldık. Şimdi direkt oranja dalıyorum. Bu sefer sarı katmayacağım. Koyusunu istiyorum ya. Öbür koyduğumuz kırmızının bittiği yerden bunu yerleştirelim suya. Ve tekrar diğer boyaya doğru yedirelim o. Renkler birbirine girsin. Ve unutmayalım sürekli elimizi yere paralel tutuyoruz. Çok büyük bir su yaptığımızı düşünüyorsunuz. Bu akar su değil bu. Ne olacaktır? Yere paralel duracaktır her zaman için.
ufuk noktasında eğri yaparsanız, resminizi duvara ne kadar düz de assanız resim eğri gibi gözüküyor. Unutmayın. Onun için düz olmak zorunda. Ne yaptık? Bir önceki bulutların bir ton koyusunu. Ekonomiden alalım tekrar. Ufuk noktamızda tekrar keselim. Buralarda kontrast istiyorum ben çünkü. Suyun başladığı yer açık. Ondan sonra göğsünde doğru bir koyuluk var. İkisini birbirinden ayıralım. Üzerine boya düşecek diye hiç düşünmeyin. Çünkü ufuk noktası tam belirgin bir yer değildir. Beyaz da ikisinin ortasından da şöyle hafifçe bastırmadan çekersek düzgün bir renk alırız. Şimdi aynı rengin üzerine biraz kırmızı alalım ve siyah. Biraz koyulaştıralım. Aynı koyduğumuz kırmızının altına bunu da koyalım. Unutmayın altta beyaz vardı değil mi? Bakın ne kadar güzel koyulaştırdık. Çok koyu bir resim yapacaksak, yani çok yakında siyaha yakın gelecek bir resim düşünüyorsak, bu araları beyaz koymamakta fayda var. Yoksa bizi zorlar. Evet. Şimdi şuradan yine bir koyuluk girsin. Resmin içinde koyuluklar da güzeldir. Neden? Daha önce de söyledik. Koyunun yanında açık daha açık, açığın yanında koyu daha koyu gözükür. Şurada bir siyah bir bulut düşünüyorum ben. Ne siyah ne kahve tonlarda. Ben herhangi bir şey düşünmeden sağa sola yaydırarak bulutlar yapıyorum. Ama siz dünyanızda bir bulut tasarlayabilirsiniz. Şöyle düşünelim mesela, şurada şöyle incelen bir bulut olsun değil mi? Şöyle yapalım. Bu sizin dünyanızda karar verip yapacağınız şey. Nasıl istiyorsanız öyle. Bulutun şeklini belirledikten sonra altını yedirelim. Çünkü ufka yakın değil mi? Kaybolacaktır. Ama üst kısımları daha belirgin. Ufak tefek çizgileri yok edersek daha temiz bir bulut şekli elde ederiz. Belki şuradan da bir tane geliyordur. Ufuk noktasında olur ya şöyle. Bak bu şeyi dokunduruyorum. Buluta benzer şeyler çıkıyor. Ne yapıyoruz? Yalnız fırçamızı bastırmadan. Okşar gibi. Belki şurada bir tane vardır. Havada ince şekilde dolanıyorlar. Şimdi biraz sarı alalım. Beyazın üzerinde gün batımı ya. Bulutları tam beyaz görmeyeceksiniz üstünü. Unutmayın. Daha önce söyledik, şimdi yapalım. Şu bulutların üstüne şu şekilde ışıklar atalım biz. Unutmayın yuvarlak her zaman için. Nedir? Bulutlar pamuk gibi yuvarlakımsıdır. En üstüne bir nokta koyuyoruz ve altını yediriyoruz. Belki şurada da. Evet. Mümkün olduğu kadar fırçayı bastırmadan çizgileri yok edelim. Belki şunlarda da parlaklıklar vardır. Ne dersiniz? Güneş oralara düşüyordur. Şimdi yavaş yavaş suyumuza doğru gelelim. Ne dedik? Aşağıya doğru koyulaşacağız değil mi? En son bu rengimizi almıştık gökyüzünde de. Siyah bulutlar yapmıştık. Gelin solun en altına bunu koyalım biz. Bize geldikçe iyice koyulaşsın. Neredeyse siyaha yakın bir renk boyadık altını. Ve diğer kırmızıyla birbirine yediriyoruz.
okşar gibi sağa sola çekerek rengimizi yedirdik. Ne oldu? Siyahtan, kırmızıya, kırmızıdan, turuncu, sarı ve beyaza uzanan bir degrade bir renk elde ettik. Çok ufak dalgalanmalar olabilir. Yine kırmızı ve siyah. Gün batımı düşünüyoruz ya. En yakından başlayalım. Şurada belki büyük bir dalgalanma vardır. Köpüren bir sudan bahsetmiyoruz tabii ki. Burada nedir? Çok durgun suda dalgalanarak hafiften gelir ya. Belirli dalga şekilleri yapın. Altını düzeltin. Belki şurada da. Yana doğru inceltirsek daha hoş olacaktır. Ama unutmayın altını yedireceğiz. Altını suyla birleştirelim. Belki bir veya iki tane daha, çok fazla ileriye gitmek istemiyorum. Çünkü bu kadar küçük dalgalar ne olacaktır? İleride bize düz gibi gözükecektir. Üstünü belirleyelim tekrar. Ve altını yedirelim. Belki şurada da. Evet. Ben resmin önünü kapatmamak için yan taraftan yapmaya uğraşıyorum. O da biraz bana zorluk veriyor tabii ki. Nedir? Önüne geçersem resmi keseceğim. Siz göremeyeceksiniz. Biz burada size resim öğretmeye uğraşıyoruz. Yani meraklı arkadaşlarımızın bir şeyler öğrenmesi için çaba gösteriyoruz. Gelin yine siyah, kırmızı alalım. Bazı şeyler yapalım. Ne yapalım? Ne dedik burada? Bizim iki tane sandalımız vardı. Sandal veyahut da motorla ilgili şey düşünelim. Bastırdık ve çektik. Şimdi burada buna karar verelim. Bu nasıl bir şey? Bunun arkasını mı görüyoruz, önünü mü? Ben diyorum ki bunun arkasını görüyorum ben. Arkasında bir düzlük var. Ben onu görüyorum. Fırçamızdaki boyayı temizleyip aşağıya doğru çektirelim. Hatta bir büyük kuşeyle belki daha güzel de yapabiliriz bunu biz. Onun altında bir gölge istiyoruz çünkü. Şimdi diyorum ki bir tane daha yapalım değil mi? Tek kalmasın bu. O da nerede olsun? Şurada. Hatta o bize dik pozisyonda olsun mu? Biraz sanki ucu bize dönmüş gibi. Sandal bize döndüğü zaman önü V şeklinde olacaktır. Şu. Gel şimdi sandalı uzatalım. Evet. Şu boy yeterli. Arkası da nedir? Önünü görüyorsun. Hafif yuvarlak. Aynen şu. Ve birleştirelim. Şimdi tekrar karar verelim. Bu sandalın ben içini görmüyorum. Bunun da içini göremeyeceğim. Ama sandalın arkasındaki yuvarlaklık vardır ya. Şu. Şurası hafiften gözüküyor şöyle. Unutmayın. Ve arkada da bir çubuk vardı burada. Tam ne işe yaradığını bilmiyorum ama bütün sandallar da aşağı yukarı aynı. Gelin şimdi bu rengi de aşağıya doğru çektirelim biz. Sandalın gölgesi olsun bu. Ve spatulamızla da alt kısmını keselim. Suya oturduğu yeri belirleyelim. Unutmayın her zaman spatulamızı yere paralel tutalım. Evet, şu. Suda da biraz çizgiler olsun.